Bu son içeriğimizde bu anakart bu görmüş olduğunuz ekran kartını harici olarak çalıştırmıyordu. Ekran kartımız ile oyun oynayabilecek miyiz? Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu üçüncü ve son videomuz olacak. Eğer diğer videoları seyretmediyseniz ya da seyretmeyenler varsa mutlaka seyredin. Sizlerin aklında daha önce hiç düşünmediğiniz güzel fikirler gelecek. Bundan eminim. Bu son içeriğimizde bu anakart bu görmüş olduğunuz ekran kartını harici olarak çalıştırmıyordu. Ekran kartımız ile oyun oynayabilecek miyiz? Konumuz bu. Ne demiştik? Üzerinde i7 işlemci var. Mobil işlemci. 16 GB DDR3 RAM'imiz bulunmakta. Bir de NVMe SSD takılı. Yani gördüğünüz SATA bağlantılarında herhangi bir başka sürücü yok. Bu anakartı bana Ömer Emir Osmanoğlu göndermişti. İlk videoda bundan bahsetmiştim. Bu anakart çalışmıyordu. Arızalıydı. Görüntü alamıyordum. Bu anakartın tamirini yapmıştım. Tabii bunu sizinle paylaşmadım. Şu anda çalışır vaziyette. Ayrıca bunu da bana İzmir'den Muhammed gönderdi. Görüyorsunuz bunda da ses çipi yok. Yani anakartın orijinali böyle. Bu anakartın üretimi bu şekilde. Bunu tescil etmiş olduk aslında. Şimdi bu yapmış olduğum projelerde belki sizler biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Ben bu anakartların birçoğuna para veriyorum. Yani ödeme yaparak satın alıyorum. Size sunduğum anakartlar üzerinde projeler yaparken haliyle her şey olumlu olmuyor. Bazı kusurlar meydana geliyor. Bu da satın aldığım ürün bana zarar olarak geri dönüyor. Mesela örnek vereyim. Ben bu anakartın üzerindeki i7 işlemci ile birlikte 2 tane de i5 işlemci satın aldım. Test amaçlı. Bu işlemciler de burada. Mesela örnek verelim. Bu işlemciyi görüyorsunuz. Mobil işlemci. Bu anakartta çalıştırmak için bu işlemciyi satın almıştım. İşlemci üzerinde deneysel testler yaparken işlemciyi mahvettim. Yani elimde patladı. Bu da aynı şekilde. Bu da çalışmıyor. Yani iki tane i5 işlemciyi patlattım. Öyle diyelim. Elimde kaldı. Ben bunlara para ödedim sonuçta. Sorun değil. Bunu niye anlattım? Onu da anlatayım. Ben bu projeleri yayınlarken sizin arka planda görmediğiniz ya da bilmediğiniz bazı olumsuz durumlar meydana geliyor. Ben size bunları anlatmıyorum. Çünkü bunlar sizi ilgilendirmiyor doğal olarak. Ama beni çok ilgilendiriyor. Çünkü bu işin devamı için yani yapmış olduğum projelerin devamı için elime anakart donanımları geçmesi gerekiyor ki sizleri bilgilendireyim. Yani kısaca bunları birileri bana hibe etmiyor. Elbette hibe edenler var. Onlardan Allah razı olsun. Onları küçümsemiyorum asla. Demek istediğim bu projeleri hazırlarken aslında biraz da kendi ayağıma sıkıyorum. Bunu bile bile yapıyorum. Neden bile bile yapıyorum? Şimdi bu anakart oyuncu anakart haline geldi mi? Geldi. Evet ortada bir çaba var mı? Var. Emek var mı? Var. Ben bu anakartı satmak zorundayım. Şimdi bu anakart satılık. Üzerindeki i7 işlemci ve soğutucusuyla birlikte yani gerekirse RAM'ler de takviye olur. Ekran kartı hariç bu şekilde bu anakartı satacağım. Ki yeni anakartlar satın alabileyim. Yani şunu demek istiyorum. Bu anakartlara benim ihtiyacım yok. Ben sizler için çabalıyorum aslında. Bunu bilmeniz için ufak bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Hani şunu da söyleyeyim bu arada. YouTube'dan kazancım yok onu da söyleyeyim. Yani YouTube'daki kazanç miktarına baksanız bana gülersiniz. Ve hiçbiriniz bu işi yapmazsınız. İnanın bana. Bu anakart ve buna benzer mining anakartlar ikinci el sitelerinde bolca var. Birçok kullanıcı bunları satın almıyor. Neden? Oyun oynayamam. Ki mining artık eskisi gibi teşvik eden bir sistem değil. Ya da gelir getiren bir sistem değil. Haliyle bu anakartlar ikinci ele düştü. Ne oluyor? Bu anakartlar ikinci ele düştüğünde fiyatlar biraz daha uygun oluyor. Çünkü alıcısı fazla yok. Şimdi ben bu videoları hazırladım. Ne olacak?
Ben iyi biliyorum. Buna benzer anakartların fiyatı tavan yapacak. E tavan yaptığında ne oluyor? Ben bir sonraki proje için alacağım anakart bana pahalıya geliyor. İşte ayağına sıkmak denilen tabir bu olsa gerek. Evet arkadaşlar, bu anakart satılık. Talebi olan varsa kendini üzmeyecek bir sistem bu. Birazdan bu ekran kartıyla oyun performansına bakacağız. Kararı siz verin. Artı NVMe SSD desteği de var. Artı ses çipinin montajını da yaptık. Yani anakart üzerine emek var. Dört dörtlük bir anakart. Artı bu görmüş olduğunuz diğer PCI Express, mini PCI Express slotların hepsine harici yedekleme sürücüsü takabilirsiniz. SATA'ları da kullanabilirsiniz bunun yanında. Şimdi bu anakartta da ses çipi yok. Haliyle ben bu anakartta da bir çalışma yapacağım. Yine başka bir donör anakarttan söktüğüm Realtek ALC662 ses çipini bu anakarta montajlayacağım. Yani montajını yapıp çalışır hale getireceğim. Bu şekilde. Bunu da satılığa çıkartacağım. Bunu yapmak zorundayım. Çünkü benim herhangi bir sponsorum yok. Herhangi bir devlet tarafından ya da özel kuruluş tarafından bir destek de almıyorum. Bunların hepsini belki birileri yanlış anlayabilir. Allah rızası için yapıyorum. Bu kadar basit. Şimdi bitirdiğim bu projenin son içeriği olan bu anakart ile oyun oynanabilir mi sorusunun cevabına. Bu uygulama ile bir test yaptım. Hani sürekli oyun benchmark testi yapma diyenleriniz olduğunu biliyorum. Uygulama belki eski olabilir ama bana verdiği skorlar mesela burada. RX 470 ile verdiği skor bu. Bir de işlemci skoruna bakalım. İşlemcide değişik bir değer aldım. Bana biraz acayip geldi. Bilmiyorum. Burada mobil işlemciler de var. Masaüstü işlemciler de var. Mesela benim kullandığım işlemci bu serinin en üst sayılabilecek işlemcisinden daha iyi performans vermiş. Ben öyle görüyorum. Yani aslında bu listede gördüğünüz işlemciler arasında çok çok iyi bir performans bence. Ben öyle görüyorum. Bilmiyorum tabii. Yorum size ait. Bir de doğal ortamında oyun testine geçelim. Oyundayız. Çözünürlüğü 1K'ya alayım. Oyun testimizde başarıyla tamamladık. Bence çok iyi FPS değerleri aldık. Yani illa da bahsettiğim oyun olmayabilir. Yani farklı oyunlarda da daha iyi FPS'ler alacağınızı eminim bu sistemle. Şimdi neler yapmıştık? Baştan tekrar edelim. Akılda kalması için. Bu anakart arızalıydı. Anakartta görüntü yoktu. Daha doğrusu çalışmıyordu. Ben bu anakartı tamirini yaptım. Ancak çalıştıktan sonra baktım ses çipi yok. Daha sonra ses çip montajını yaptık. Anakarttan ses alabildik. Daha sonra ekran kartı, harici ekran kartı çalışmıyordu. Görüntü vermiyordu. Sadece 10 board'tan görüntü alabiliyorduk. Daha sonra BIOS'unu geliştirdim. Bitirdim. Yüklemesini yaptım. Tabii bu arada yükleme işleminde size bazı ince teknik bilgiler verdim. Buradan kendinize anlamlar çıkartın diye bekliyorum. Bakın bekliyorum dedim. Hani zannetmiyorum ama bekliyorum en azından. Neyse, artı aynı zamanda NVMe SSD desteği ekledik BIOS'una. Yani anakart
bu görmüş olduğunuz Minic anakartı oyuncu anakart oldu Allah'ın izniyle. Artık atıl durumda, orada burada ya da ikinci el sitelerinde kötü bir anakart değil bana göre. Hatta belki ucuz olmasından dolayı en revaçta anakartlardan biri olabilir. Hani şimdi ben bunu söyledikten sonra biliyorum elinde buna benzer anakartı olanlar fiyatları tavan yapacak. İyi biliyorum. O onların kendi sorunu. Benim için bu anakartta emek var mı? Var. Birileri emek vermeden kazanç sağlıyorsa işte bunun adına faiz denir. O faizin ne olduğunu bilmeyenler için bunu söyleyeyim. Her neyse, bugünün şartlarına uygun ve kullanılabilir bir anakart haline getirdik Allah'ın izniyle. Umarım bu ve buna benzer değişik, enteresan video içerikleri sizlere fayda sağlıyordur. Eğer videolarımdan memnun kalıyorsanız ya da videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Destek vermeyi de unutmayın. Eğer destek verirseniz ben bu tür içerikleri yayınlamaya devam edeceğim. Aklıma gelmişken bu iki işlemciyi pert ettim. Bunu da hatırlatayım. Maalesef bu işin doğasında bu var. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.